Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek hissesini değerlendireceğiz. Miatek'te detaylı teknik analiz çalışması yapmıştık. Daha önceki videolarımızda bu grafiğimizi nasıl çizdiğimizi detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Stratejilerimi anlatmıştım, beklentilerimi anlatmıştım. Lütfen Miatek'te daha detaylı bilgi elde etmek istiyorsanız geçmiş iki videoyu da izlemenizi sizlere öneririm. Kısaca anlatayım. Bakın bu bölgede iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Bu kanalımız majör plandaki Miatek hissesinin bir kanal görüntüsüdür arkadaşlar. Ve buna göre Miatek hissesini yakından takip ediyorduk. Kanalın üst bandına gelmeyle birlikte dedik ki arkadaşlar önemli bir direnç bölgesindeyiz. Yukarı yönlü aşılamazsa kanal orta bandına düşer dedik. Kanal orta bandına düştü. Sonra tekrardan kanal üst bandı test edilmesiyle birlikte yayın yaptık. O zaman bölünme yoktu. Yaklaşık 900 TL civarlarındaydı. Ve o bölgede şunu söyledik. Arkadaşlar ikinci kez bu bölge test ediliyor. Eğer yukarı yönlü aşılamazsa ikili tepe görüntüsü oluşacağından dolayı buradan bir düşüş gelmesi ihtimalinde düşen tepe ve düşen dipler oluşabilir. Ve fiyatlar ilk olarak kanal orta bandına yani 42,5 TL'ye gelmesi beklenir. 42,5 TL yukarıdan maliyetlenenler veya kısa vade kar etmek isteyen arkadaşlar için tepki bölgesi anlamında alım bölgesidir. Ancak yapacağı tepkide satmazsan bunun altına gelmesiyle birlikte fiyatların yani kanalın orta bandının aşağı yönlü kırılmasıyla fiyatların 36,80'lere kadar düşmesini, bu bölgenin majör destek bölgesi olmadığını, 42,5 TL'nin kırılmasıyla 36,80'e düşen Miatek hissesindeki beklenti kırmış olduğu önemli bir destek bölgesini yukarı yönlü test etmesi ve burayı yukarı yönlü aşamazsa 36,80'in de altına gelmek suretiyle kanal alt bandına kadar fiyatların gelmesi gerekir diye yorumlarımızı yapmıştık. Nitekim bakın arkadaşlar bu bölgede de önemli bir direnç aşılıyor ve aşılan direnç bölgesi sonra destek olarak çalışıyor. Destek olarak çalıştıktan sonra da hedefine gittiğini görüyoruz. Burada da beklenti nedir? Önemli bir destek bölgesi aşağı yönlü kırılıyor. Kırılan bölge bu sefer buranın tersine ne yapıyor? Burada destek olarak çalışmıştı. Burada direnç olarak karşımıza geliyor. Kırılan destek bölgesi direnç ile test edildikten sonra da gördüğünüz gibi daha sert bir düşüş oluyor. Teknik olarak bunlar son derece normal karşılanmalıdır. Bunlar tekniğin, bilimin gerçekleridir. Bazı arkadaşlar inanmak istemeyebilirler. Herkese saygı göstermek lazım. Ancak teknik ve bilim bize ne söylüyorsa ben sizlere onları anlatmaya çalışıyorum. Beklentimiz de şuydu. 36,80'in altında eğer kısa vadede fiyatlarda sert baskılanma olmazsa yükselen bir trend olduğundan dolayı burada 29,5 TL ile 35 TL band aralığına bir yere fiyatların gelmesini bekliyorduk. Fiyatlarda sert baskılanma olduğundan dolayı bugün itibariyle kanal alt bandımızın test edildiğini ve yarın Miatek hissesi açısından son derece kritik bir gün olduğunu şahsen düşünüyorum. Fiyatlarda sert baskılanma olmasaydı kanal alt bandına gelmeden 29,5 ila 35 band aralığından dönmesini bekliyorduk. Ancak siyasi tarafta da ekonomi tarafında da ciddi gelişmelerin olmasından dolayı piyasamızda satış olarak bunlar algılandı ve Miatek hissesi de düşen trendli olmasından dolayı aşağı doğru sert düştü ve önemli bir destek bölgesine geldi. Bakın arkadaşlar daha önce burası destek bölgesi defalarca kez çalışmış ve yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Fiyatlar altına gelmeyle birlikte bakın defalarca kez direnç olarak çalışıyor. Yükselen bir trend olmasından dolayı her bir direnç daha yüksekte karşımıza geliyor. Ancak yukarı yönlü aşamamayla birlikte aşağı doğru sert satış görüyoruz. O yüzden bu bölgenin tek seferde kırılması yerine bu bölgeden yukarı yönlü bir tepki içerisine girmesini beklemek daha doğru olacağını şahsen düşünüyorum. 28,20 olarak görülüyor. Yarın itibariyle bu bölge 28,50 civarından geçiyor. Yani yarın 28,50'nin üzerinde bir kapanış yapabilirsek buradan sert yukarı 36,80'lere doğru bir tepki hareketi bekleyeceğiz. Ancak 28-28,50 gibi band aralığının altında kapanış yaparsak önemli bir destek bölgesinin daha altında kalan bir Miatek hissesi göreceğiz. O zaman da analizimizi şu şekilde
yenileyebiliriz arkadaşlar. Bakın bu bölgeye almış olduğumuz dip noktasını belki getireceğiz. Bu bölgeye yerleştireceğiz ve fiyatların burada oluşan kanal alt bandına kadar 21 TL'ye kadar baskılanma riskinden bahseder hale geleceğiz. Tabii ki fiyatların bir anda bu bölgeye gelmesini beklemiyorum. Hangi zamansallıkta fiyatlar bu bölgeye gelecekse ona göre değişkenlik gösterecektir. Bakın yükselen bir trend olduğundan dolayı bu bölgenin fiyatını bugünden tespit edebilmek kolay değildir. Toparlamak gerekirse Miatek hissesinde bütün aşamaları tane tane zaten söyledik. 29,5-35 band aralığını bekliyoruz dedik. Fiyatlar o bölgeye kadar geldi. Eğer yarın 28 TL'nin altında kalan bir Miatek hissesi olursa, her ne kadar diğer günler yukarı yönlü tepki hareketleri içerisine girse de hangi zamansallıkta gelecekse bu kanal alt bandına kadar fiyatların gelmesini şahsen beklerim arkadaşlar. 29,5-35 TL band aralığından alım yapan arkadaşlar eğer 28 TL'nin altında kalırsa sakince bekleyebilirler. Yukarı yönlü tepki hareketi yaptığında satıp bir kenara çekilebilirsin veya satmayacaksan da ikinci alım bölgeni burada oluşan kanal alt bandına fiyatlar ne zaman gelirse o zaman yapman. Maliyeti daha aşağı düşüreceğinden dolayı yukarı yönlü yapacağı tepki hareketinde daha hızlı kâra geçmene sebebiyet verecektir. Buna dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz piyasalarda maalesef doğal olmayan, olağan olmayan hareketler oluyor. Piyasalar kendi halinde götürülmüyor. Siyasetin de bu konu dilinde olduğunu biliyorsunuz. Manipülatif işlemler yapılıyor. Dışarıdan gelen paraların Türkiye içerisinde satış olarak borsalarda kullanıldığını, dolayısıyla yabancı yatırımcıların ekonomiyi ve borsayı aşağı yukarı manipülatif bir şekilde salladıklarını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. SPK tarafı da elinden geldiği kadar çalışmalar içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla piyasalar kendi halinde gitmiyor. Kendi halinde gitmeyen bir piyasa varsa manipülatif bir ortam var demektir. Manipülatif bir ortamda da teknik analizin tutma olanağı son derece düşüktür arkadaşlar. Teknik analizin daha alt seviyelerine fiyatlar gelir. Ancak bu ortamı eleştirmek yerine bu ortamı fırsata çevirebilecek stratejiler kurmak lazım. Bizler küçük yatırımcılar olarak eleştiri en basit yöntemdir ve bize hiçbir faydası yoktur. Eleştirebilirsiniz ancak bunu işlemlerinizde karamsarlığa girmek suretiyle yapmamanız lazım. Beklentilerin altında, teknik analizin de altında fiyatlar manipülasyon sebebiyle oluşabilir. Sizler lütfen bunu fırsata çevirmeye çalışın. Hiçbir zaman karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Bizim Miatek'te beklentimiz 29,5 civarından dönmesi veya kanal alt bandı olan 28 TL civarından yukarı yönlü dönmesi şeklindeydi. Bugün itibariyle kanal alt bandı test ediliyor. Yarın yukarı yönlü dönmesini bekleyeceğiz. Oldu da dönmedi diyelim. O zaman ne yapacaksın? Zaten benim analizime göre hareket ettiysen 29,5-35 TL band aralığından dedim veya sert düşüş gelirse kanal alt bandına kadar fiyatlar gelir dedim. O da 28 TL'de bugün itibariyle test edildi. Bu band aralığından bir kademe alım yapabilirsin. Sonra bakacaksın dedim. Bunun da altına gelmesiyle birlikte ikinci alım bölgemiz burada oluşan kanalın alt bandı olarak görülüyor. Hangi zamansallıkta gelecekse ona göre fiyatlar değişeceğinden dolayı bugün size net bir fiyat söyleyemiyorum arkadaşlar. Bakın çok kısa sürede gelmesi ihtimalinde mesela 4 Ocak tarihinde geldi diyelim 20.50 TL'leri gösteriyor veya 23 Ocak tarihinde geldi diyelim 22 TL'leri gösteriyor ya da 29 Aralık tarihinde geldi diyelim burada 20 TL'ler destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla lütfen bu çizimleri sizler de yapın. Eğer beğeniyorsanız buna göre takip edebilirsiniz. Yayınlarda anlatılanların eğitim niteliğinde olduğunu, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermediğini, sizlerin teknik analizi öğrenmesi, alım ve satım stratejileri nasıl yapılıyor bunları öğrenebilmesi adına nacizane bilgilerimi yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaştığımı bilin ve bu yayınları lütfen ona göre izleyin. Bu yayınlardan başka amaç içerisinde olanlar varsa lütfen yayınları izlemeyebilirler arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Manipülatif ortamı fırsata çevirmeniz dileğiyle hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.